Elhamdülillahi Rabbil Alemin. ve ala Resulü Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Hak okuyacaklarımızı anlamayı ve ihlasla da amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Evet. Bakara suresinde Bediüzzaman Hazretleri bir ayeti tefsir ediyor. Khatam Allah ala kulubihim ve ala semi'ahim ve ala besarihim gışavetu ve lahum azabun azim. Sadakallahu lazım. Bu ayetin de son bir cümlesini izah ediyor. Münafıklar hakkında 12 ayetin tamamın değil de buradan bir cümlesini alarak Cenab-ı Hak niçin münafıklara bu kadar şiddet şiddet gösteriyor ve özellikle bunların cinayetler içerisinde yalanlarına çok dikkat çekiyor. Bu da şu ayetle bir yeksibun yani onlar tekzip eder, onlar inkar ederi nazara vererek başlıyor. Şu ayetin meali özetle şöyle. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözleri üzerinde de bir perde vardır. Onlar için büyük bir azaf vardır. Şimdi bu ayeti kerime zaman zaman tartışılır. Yani Allah onların kalplerini mühürlemiş. Sanki onlara bir ceza vermiş gibi. Bazen yanlış anlaşılıyor. Halbuki uçuna benziyor. Yani tedaviye cevap vermeyen bir hasta gibi. Doktora gidiyor, ilacı kullanıyor ya da kullanmıyor ilacı. Şifa bulmuyor. Yine gidiyor yine. E artık e, tedaviye cevap vermiyor. Ya da diyelim bir kitabınız var. O kitap iradeli bir şey olsun. Çamura düşse veya suya düşse alırsanız çok hani harfleri dağılmamışsa, kitap çok zedelenmemişse kullanabilirsiniz. Fakat bir daha düştü. iyice bozuldu. Bir daha baktınız ki artık yani bu kitap okunamaz hale gelmiş. Şimdi insan da özellikle münafık da günah işleye işleye o kalbi öyle bir hale getiriyor ki artık bunun ihya olması, dirilmesi mümkün olmuyor. Bu anlama yani onların o tekzipleri, o yalanları, iftiraları yoksa Cenab-ı Hak insanın düşmanı değil ki onların kalplerini mühürlesin. Yani hakikatları görmüyor, gözleri kör olmuş. Bu kadar gözlerine perdilmiş ki hakikat tamamen görmüyorlar. Yedinci cümleyi teşkil eden bir makan yeksibun ve irtibatı münafıkların mezkur cinayetleri arasında azabun kelimesinin yalnız kizbe talik edilmesi kizbin şiddeti kubuh ve çirkinliğine işarettir. Yani yalnız bu noktaya dikkat çekilmesi, bir makanu yeksibuna özellikle buraya vurgu yapılıyor, buraya dikkat çekiliyor. Bu da kizbin, yalanın ne kadar büyük bir günah olduğu, ne kadar şiddetli bir şey olduğuna nazar dikkati çekiyor. Bu işaret dahi kizbin ne kadar tesirli bir zehir olduğuna bir şahidi sadıktır. Zira kizb yani yalan Küfrün esasıdır. Şimdi küfür de örtmek demektir. Gizleme, kapatmak. Yalanda da bu var. Hakikati gizlemek var. Ya da hakikati olduğundan farklı anlatmak var, yalan söylemek. Onun için kirp, kizp, küfrün, inkarın temeli esasıdır. Sonra kizp nifakın birinci alametidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Münafığın alameti üçtür diyor. Bir, yalan söyler. iki, söz verir, sözler durmaz. Üç, ahde vefa göstermez. Yine birinci alameti bu. Yani münafığın alametlerinden en barizi bunlar yalan söyler. Burada bir şey izah etmek gerekir. Yani her yalan söyleyen münafık olmaz. Bediüzzaman zamanları ifade ediyor ki, her müminin her vasfı mümin olmadığı gibi her kafirin de her vasfı kafir olmak lazım değil. Yani o bir alamet. Yani bir Müslüman kardeşimiz diyelim ki bir yalan söyledi ya, beşerdir, hata etti, yalan söyledi, günah işledi. O günahkardır. Yani her yalan söyleyen adama bu münafık oldu diyemeyiz. Ya sözünde durmadı. Ya nefsine uydu, mağlup oldu. Ona da biz diyemeyiz ki sen münafık oldun. Hayır, yani onun bir münafıklık alameti var. Ama bundan şiddetle ne yapması lazım? Uzak durması lazım. Demek ki kizb, yalan, nifakın birinci alametidir. Münafık konuştuğu zaman yalan söyler, söz verir sözünde durmaz, ahdefa göstermez. Kizb, kudret ilahiye, iftiradır. Allah Allah. Yani inkar edenin bir dünya cihetiyle bakalım. Dünyada Allah yok diyen bir adam. Yani öyle bir meydan okumak var ki burada. Yani Allah yani bu alem yoktur. Mahlukat yoktur. Yaratılmamışlar. Bu kadar Allah'ı gösteren, bu kadar canlı şahitler. Her an tazelenen bir kainat. Bu kadar çiçekler, yapraklar, ağaçlar, insanlar, yıldızlar, galaksiler, denizler, balıklar. Bu kadar bir faaliyet var. Ya eser mi eseri gösterir. Harf katibi gösterir. Kitap katibi gösterir. Resim ressamı gösterir. Bu eser var mı? Eseri gösterir. Yok demekle yok olmuyor ki. Bu koca bir iftiradır. O zaman Allah'ı gösteren kainattaki her şey ondan davaç olur. Cenab-ı Hak da bütün bu mahlukatın hakkını kafirden almak için Halidine fiha ebed onu ebedi cehenneme atar. Kisb kudret ilahi iftiradır. Ne demek Allah yapamaz? Allah yaratamaz. Cennet yok, cehennem yok. Yahu buna gücü yetmez mi Cenab-ı Hakk'ın? Kun fekun diyor Allah. İcat etmek için sadece ol diyor Cenab-ı Hak. Cennette var, cehennem de var. Bir saatte yazı kışa, kışı yazı tebdil eden bir Allah. Bir alem getirip bir alem gönderen bir Allah. Mevsimleri değiştiren bir Allah. Gözümüzün önünde koca alem böyle yapan bir Allah için. Bizim küçük bahçemizi halk etti, yarattığı gibi ebedi cenneti de halk etmiş, yaratmış, mevcut. Yani ben inanmıyorum ahiret yoktur. Ya, olamaz, o çok bir şey, bu dünya yok olamaz. Nasıl olamaz? Bir deprem veriyor, yıkıyor Allah alemleri. Koca binalar yerle eksan ediyor. Ya, ol deyince de oldurur. Dolayısıyla ahiret yok diyen bir adam, kizb yalanıyla ne yapıyor? Kudret ilahiyle ne yapmış oluyor? İftira atmış oluyor. Kizm hikmet-i Rabbani'ye zıttır. Yani Allah'ın hakim ismine hikmetli yaptığı işleri de ne oluyor? Zıttır. Yani Cenab-ı Hak sen yani hikmetli yaratmış her şeyi. Dil yaratmış, tat yaratmış, göz yaratmış, renk yaratmış, akıl yaratmış, ilim, marifet yaratmış, kalp yaratmış, muhabbet yaratmış. E da ebed hissi var ya. Ebedi dostlarla beraber olmak istiyor. Hikmeti bak bunu vermiş, onun karşılığını verecek. Yoksa ne olurdu? Hikmetsiz ve abes olurdu ahlak Aliyi tahrip eden kisptir. Allah Allah. Ali ahlakı yüksek ahlaka da tahrip eden yalandır. Şimdi mesela ben diyelim size bir tepsi baklava getirsem. Desem ki 90 dilim var. Ama içerisinde sadece bir dilimde zehir var desem. Hiçbir akıllı başında olan bir adam. Ya şuradan bir deneyim yani belki yoktur diye şansın dener mi? Kendini tehlikeye atar. Niye? O bütün bakla var şüphelidir. Bitti. Yani bir dilimde olması artık o tahrip olmuştur, bitmiştir. Şimdi bir zaman bir delikanlıya kız istemeye gidiyorlar. Aile soruyor. İçkin var mı? Yok diyor. Kumarı var mı? Yok. Efendim işte sigara içer mi? Hayır. Oo, ne güzel ya. Ya peki bunun hiç mi yani kötü bir huyu yok? Diyor sadece bir kötü huyu var. Çok temiz adamdı. Bir huyu nedir? Yalan söyler. Bitti. Şimdi bir sefer hepsini şüpheyle bakacaksınız. Namaz kıldı da bunun yalan. İçki içmedi de yalan olabilir. Hani çünkü şüphelendiniz ya ahlak aliye ne oldu? Tahrip oldu gitti. Cenab-ı yani ahlakımızı, ali imanımızı kâmil eylesin. Alemi İslam'ı zehirlendiren ancak kizdir. Alemi İslam'ı zehirlendiren, hatta Nebi Beşer'i zehirlendiren, hatta ekonomileri sarsan, topluma dengeleri bozan, karı koca birbirine düşüren, aile bağlarını koparan, millette birbirine düşüren zehirdir, yalan. Yani öyle fitne fesattır ki kavimler birbirine düşürmüş. Karı kocayı birbirine ayrılmaya kadar götürmüş ve nitekim bir sürü var bunlar. Bugün ticaretteki güvensizliğin altında ne yatıyor? Yalan yatıyor. Güvenmiyor adam. Bankaların kapıları niye açık? Birbirimize güvenmediğimizden dolayı. Bak oralar etkiliyor. E, bir yalan. Ondan dolayı Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam buyuruyor ya. Ben size büyük günahların da büyüğün haber vereyim mi? Büyük günahlar malum. Büyüğün büyü denilir. Ya Resulallah büyük günahın büyüğü nedir? Büyüğün büyüğü yalandır. Nasıl içki? Bütün günahların anasıdır. Yalan da bütün büyük günahların bağlandığı noktadır. Bunu teyit bir hadis-i şerif. Sahabeden Ebu Hureyre radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselam'a soruyor. Ya Resulallah, bir Müslüman içki içer mi? Peygamber Efendimiz tabi istemeyerek de olsa, üzülerek de olsa ya olabilir yani nefsine mağlup olur hani insan içebilir. Ya sonra peki ümmetin bir Müslüman zina yapar mı? Beşerdir insan hani nefsine mağlup olabilir. Mümkündür Peygamberimiz. Tabi istemeyerek de söylemiş. Buna benzer birkaç şey söylüyor. Sonra Ebu Hureyre ya Resulallah diyor peki bir Müslüman diyor. Yalan söyler mi? Deyince Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam böyle nadiren anlamda bir damar var. Öfkelendiği vakit böyle kabarıyor. Kızayıp kızıyor Peygamberimiz. Hayır diyor. Hayır. Kat'a ve asla. Bir Müslüman yalan söylemez diyor. Yani imanı olduğu halde yalan söyleyemez. Şimdi bu şu anlama gelmez. Yani zina küçük günahtır. ha şöyle değildir. O da büyük günahtır. Ama Peygamberimiz yani oradaki tepkisiyle buradaki çok farklı oldu. Buna anormal bir tepki gösterdi. O da günah, o da günah ama buna çok farklı. Onun için Allah şakayla da olsa bizi bu yalanların şerinden muhafaza eylesin. Yalan, bakın tekrar dönelim oraya. Ekonomileri çökerten, bankaları zirve yaptıran, Niye? Mesela diyor ki borcum var biraz yardım eder misin? Tamam ne kadar ihtiyacın var? Şimdi 100 bin lira. Tamam. Veriyor. İşini görüyor. Ödeme tarihi belli. Geliyor. Ya borcunu öder misin? E halledeceğiz. Bu ay, öbür ay, altı ay, bir sene. Sonra telefonları aşılamaya başlıyor. Mesajlara cevap vermiyor. E şimdi bu adam tekrar dönüp ona güvenip boş verir mi? Vermez. Ne yaptık? Güveni sarstık. Bu sefer ne yapıyor? Borç verecek, alacak insanlar gidiyor, bankaya bulaşıyor. Buna kim sebep oldu peki? Bir sebep oldu. Onun için yani burada güven mesela burada ı Kerim'de yine bir dizem hazretleri 7. lemada bir ayet tefsir ediyor. Minen nebiyyine ve sıddıkine ve şuhada ve salihin ilahir ayet. Burada bir tarif ve tensip var, bir tarif yapıyor. Yani birinci makam, en büyük makam kimin? Nebiler. Sonra kim? Şehitler. Sonra kim? Salihler. Ve hasune ulake devam eden. Sonra da Hasan, Hasan efendilerimizin Efendilerimizi nazarı veriyor. Ha, estağfurullah. Birinci, yine Nebi yine Peygamberin. iki Sıddık. Sıddıklar. Üç, şehitler. Dört, salihler. Beş de işte Hasan Hüseyin Efendimiz'in gelen nesiller onlar. Şimdi dikkat edin. Birinci makam peygamberin, ikinci makam sıddıkların. Çizip de sıddık arasındaki farkı görüyor musunuz? Doğruluk, dürüstlük öyle bir makam kazandırıyor ki onu peygamberden sonra en başka şey oturtuyor. İslamiyet'e ilk giren Erkeklerden kimdi? Hazreti Bekir Efendimiz'di. Ne şeref değil mi? Yani Allah ona kıyamete kadar gelecek olan bütün ümmeti Muhammed'in hayır hasenatları, sevaplarını nasip eyledi. Peygamberimiz buyurdu ya, benden sonra ümmetimin en şereflisi, en eftali, en salih kimdi? Hazreti Bekir radıyallahu anh. Peki bu makam neyle kazandı? Sıddık makamıyla. Yani o kadar bir sadakadı var ki o demişse doğrudur. Tam bir sadakat var. Bu açıdan yani küfür ne kadar yani çizp ne kadar şiddetli büyük tahripse günahsa bunun karşısına gelen sıdk da o derece ali, o derece yüksek, o derece faziletlidir. Allah bütün ümmeti Muhammed'e kisten kurtulup sıddıklık makamına yaklaşmayı nasip eylesin. Alim İslam'ı zehirlendiren kisptir. Ancak kisptir. Alem beşerin ahvalini, bak yani alim İslam'dan geçti, beşer alemini de, yani dünyadaki diğer insanları da, tek Müslümanlar değil. Alem beşerin ahvalini fesada veren kisptir. Ne bir beşeri, kemalattan geri bırakan kisptir Allah Allah. İnsanlığı kemalattan, o yüksekten geri bırakan kisptir. Şimdi Endonezya, İslam ülkeleri içerisinde en kalabalık nüfusa sahip bir ülkedir. Şu anda 270 milyon nüfus olduğunu biliyoruz. Oranın İslamiyet'e girmesine vesile olan ne bir evliyadır, ne bir velidir, ne bir alimdir, ne müfessirdir. Oranın İslamiyet'e girmesine vesile olan bir tüccardır. Peygamberimiz buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Düzgün tüccar, ahirette sıddıklar, şehitler ve salihlerle haçlı olur. Ya bu ne büyük bir makam. Adam tüccar. Yani, yani ibadet yapmıyor, ticaret yapıyor adam. Ama demek o ticaretin içerisinde öyle muazzam bir şey var ki. Bu tüccar kumaş işi yapıyor. Endonezya'ya gidip orada dükkanını açıp iş tezgahını kurup işine başlıyor. Bir gün dükkana geldiğinde Oradaki elemanının Sevinçli olduğunu görüyor. Diyor ki hayırdır ne oldu ki böyle keyiflisin? Efendim diyor. Bir adam geldi. Ona diyor kumaşı diyor metresini 10 liradan sattım diyor. Yani çok para kazandık. İyi de diyor bizim kumaşların metresi 10 değil ki 5. Niye adam'a diyor, sen ondan verdin? Ya. Müslüman değil, gayrimüslim zaten alınamadı bir şey olmaz deyip kendince ama tüccar birden tepki gösteriyor. O adamı görsen tanır mısın diyor. Evet efendim tanırım. Derhal git o adam bul getir diyor. O da gidip adam bulup getiriyor. Adama diyor ki kardeşim buradaki ticarette yanlışlık olmuş. Bizim kumaşımızın metresi beştir. Sen ondan almışsın. A parayın üstü bir de hak geçti. Lütfen hakkınızı helal ediniz. Ne olur hakkınızı helal ediniz. E parayı vermiş üstün ama tekrar tekrar özür diliyor ve hakkınızı helal edin. Adam şaşırmış, para alıp gitmiş ve bu adam bu olay gitti her tarafta anlatmaya başlamış. Sonra bu olay ta kralın kulağına gitmiş. Kral da sevilen bir insanmış halk arasında sevilen bir kral. Kral bu mevzuyu duyunca o tüccarı huzuruna çağırtmış. Ya bu nedir ki sen demişsin hak geçti helal et, hak geçti hakkını helal et. Bu nedir? Efendim biz Müslümanız. Burada hak var, hukuk var, ahiret var. Adam ne ilk defa diyor Müslümanlık nedir demiş. Bilmiyor yani Müslümanlığı. O bizim Müslüman tüccar buna İslamiyet anlatmış. Adam hayran kalmış. Yani siz bundan böyle dürüstlük, Hak geçti. Allah hesabını sorur. Bu hak demiş ya. İslamiyet'i kabul ediyor. Ve ondan sonra onun İslam'a girmesiyle Endonezya fevç fevç İslamiyet'e giriyor. Bunu teyden ve Zettler'in muazzam bir ifadesi var. Ne diyor? Biz doğru İslamiyet'i ve İslamiyet'e layık doğruluğu efalimizle izhar etsek sahir dinlerin tabileri fevç fevç İslamiyet'e girecekler. Belki küreyi arzın bazı kıtaları İslamiyet'e dehalet edeceklerdir. Şimdi din, İslamiyet e, camilerde, medreselerde, kurslarda yaşanmaz ki. Oralarda tekrar edilir, hatırlanılır. Peki nerede yaşayacağız İslamiyet'i? Nerede yaşanır din? Çarşıda, pazarda, arabada, trafikte, ticarette. Orada din yaşanır. Orada okuduklarımızı orada tatbik edeceğiz. Onun için işte birazdan gelecek sahabeleri yani o yüksek makama çıkaran doğruluklarıdır. Sahabeler ekseriyet itibası sadık, güvenilir ve doğru insanlardır. Müseylime-i kezzap ile emsalini alemde rezil ve rüsva eden Yani yalancının yatsıya kadar yanar denilir ya illa aça çıkar ve rezil olur. Müseylim'e kezzap yalancı peygamberdir. Yani çürük hemen açığa çıkmış ve kimse itibar etmemiştir. Var mı ümmete? Yok. İşte bu sebeplerden dolayıdır ki bütün cinayetler içinde teline tehdide tahsis edilen kisptir. Bu kadar şiddet göstermen sebebi bu yaptığı tarihlerden dolayıdır. Tabii tarihte çok enteresan olaylar var. Cenab-ı Hak çocuklarımız evlatlarımız, da, o masum çocukları yalana bulaşmadan tertemiz yetiştirmeyi nasip eylesin. Muamelat dedik ki muamelat. Abdülkadir Geylani Hazretleri 12 yaşlarındayken ilim tahsil etmek için Bağdat'a gidecek. Anne onu yola gönderirken ona bir tembihte bulunuyor. Evladım diyor. Nereye gidersen git, ne iş yaparsan yap. Sakın ha diyor. Yalan söyleme. Bana söz ver. Tamam anneciğim olur. Bak evladım sakın. Canın gitse bile ne olursa olsun. Hiç yalan söylemeyeceksin. Anne tamam söz. Sana söz veriyorum. Ne olursa yalan söylemeyeceğim. Yolda tabii giderken eşkıyalar, yol kesiciler yolu kesiyorlar. Kervanın mallarını topluyorlar. Eşkıyadan birisi Abdülkadir Gelin Hazretleri'ne soruyor. ya yani Rastgele soruyor delikanlı bir kenarda ayakta duruyor. Delikanlı diyor. Buyur. Senin de bir şeyin var mı diyor. Var diyor. Neyin var? Kırk altının var diyor. Adam şu adam kaka atıyor. Hadi canım diyor. Yani benden alay mı ediyorsun? Deyince Abdülkadir Geylani Hazretleri birden şiddetle tepki gösteriyor. Bana bak efendi diyor. Kırk altın için annemden ver, anneme verdiğim sözü çiğneyemem diyor. Nasıl ya? Bak burada diyor koltuğun altına annesi dikmiş buraya. Alıp onu eski başına götürüyor. Ya bu genç böyle söylüyor. Bir de o da soruyor. Evet. Niye yalan söyleyeyim? 46'nın var. Ya biz seni aramazdık ya. Niye bunu söyledin sen? Ben anneme söz vermişim. Yalan söylemeyeceğim. Deyince eşkıya başı bundan müthiş etkileniyor. O da Müslüman ama bulaşmış bu günaha. Birden ağlamaya başlıyor. Ya Rabbi affet diyor. Ve orada o gencin huzuruna tövbe istiğfar edip onunla beraber diğer eşkıyalar da tövbe ediyorlar. O işten vazgeçe Biri hariç. Bir Yahudi vazgeçmiyor. Diğer tamamı vazgeçiyor. Şimdi doğru bir hareket. Bak bir tane doğru söz bin bir harmanı yakar kül eder. Yani doğru ve dürüstlük o kadar etkili bir şey ki bir eşkıyayı, eşkıya grubunu o, 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 milleti perişan eden o fiilden, o işten kurtarıyor. Tövbe etmesine sebep oluyor. O zat diyor ki eşkiya başı, ya çocuğa bakın diyoruz. O bir annesine verdiği sözü çiğneme adına bu kadar sadakat gösteriyor. Doğru oluyor. Biz Allah'a söz vermişiz galibelada. belada. Değil mi? Yani doğru olacağız. Allah biz dost doğru yaratmış. Doğru da emrediyor. Vestekum kema umirt. Peygamber Efendimiz buyurdu ya sure beni yaş ihtiyarlandırdı. Ne demek? Emir olunduğun gibi dost doğru ol. Yunus Emre Hazretleri Tapruk Emre'nin dergahına odun taşı biliyorsunuz. Ve götürdüğü bütün odunlar kalem gibi. Hiç eğri odun götürmezmiş. Ya sen Yunus niye eğri odun getirmiyorsun ki? Odun da yanacak yani. Hadi eğri hadi olur. Fark eder mi? Bu dergah hak dergahıdır. Eğri odun buraya layık değildir. Biz doğru bir İslamiyete girmişiz. Hepimiz kendimizi bir gözden geçireceğiz. Bizim yalanlarımız, yanlışlarımız İslamiyet'i ile kadar ediyor. Adam Müslüman olmaya korkuyor. Diyor. Müslüman mı diyor ama bir mal satmak için 50 tane yalan uyduruyor. Malın kusuru varsa satarken bunu muhatabına söyleyin. Yünü kurtarmaya çalışmayın. Çıktı mı başkasının canı yanıyor de diyor. Ama doğru olursak Allah bereket de veriyor. Hususan bizim etrafımızda çoluk çocuğumuz da bundan etlenip onlar da yalan söylemeye başlıyor. Bakın bugün şu anda eksanlarda olan diziler içerisinde yalan olmayan bir tane dizi gösterebilir misiniz? Yok. Yani bazıları var baştan sona yalan. Artı öyle masumlaştırıyor ki yani vaziyeti kurtarma adına yalan. Başı sıkıştı mı? Yalan. Peki yalana cevaz var mı? Sual bir maslahat için bir maslahata binaen kizbin caiz olduğu söylenmektedir. Öyle midir? doğru mu böyle bir şey? Yani yalana tenezzül, yalana söylenebilir mi? Bununla cevaplayıp buradan konumuzu toparlayacağız. Şöyle, Evet kat'i ve zaruri bir maslahat için bir mesag-ı şer'i vardır. Kat'i ve zaruri. Zaruret haramı helal eder. Mesela diyelim muzdaradan, murdaretten ölmeyecek kadar yiyebilir ama tok oluncaya kadar yemez. Ama kim? Barda kalmış. Hiç imkan yok. Ölecek. Yani öyle zaruri durumlar için geçerli bir kaide. Yalan söylenecek bir maslahat var. Ne, ne var? Peygamberimiz hadislerde üç şey söylüyor. Bir, harpte savaş, harp hiledir. Şimdi bir ya yabancı bir komutan diyelim ülkeyi işgal etse gelse bizim cephanemizin yerini sorsa askerimizin yerini sorsa doğru söyleyelim söyleyelim de ona yardımcı olabilir miyiz? Olmayacağız. Mesela diyelim yani yerinde hareket doğru iş yapmak bir insanı öldürmek haksız yere bir insanı öldürmek bütün insanlar öldürmüş gibidir normal zamanda. Ama savaşta cihatta düşman öldürmek ibadettir ya. Bak ne oldu? Yer değişti. Şimdi bir maslahat var. Biri bu savaşta. Düşman aldatma. O da yine bütün bütün katıksız yalan değil. Yani orada bir hakikat olacak. Ne gibi? sal diyelim bir ses bir yaygara kopardınız. Düşman kralı öldürüldü. Düşman kralı öldü diye mesela. Düşman kralı öldü. Buradan maksadınız mı? Kinaye var burada. Yani kral ama hangi kral? Şimdiki kral mı? Eski kral mı? Hani burada bir masla. Burada da yine bir altı boş değil. Ya da İbrahim Aleyhisselam yaptığı gibi. Mesela İbrahim Aleyhisselam Nemrut huzuruna çağırıyor eşiyle beraber. Tabi tanımıyor. Yakalar götürüyorlar. Bu kadının senin neyin oluyor diyor Nemrut. İbrahim Selam o benim kardeşimdir diyor. Niye? Hanımım dese mahvedecek. Ama ne var orada? Yine kine Çünkü Müslüman Müslümanın kardeşidir. E yine bir altyapısı var. Dayandırdığı bir nokta var. Ya da diyelim karı kocanın arasını bulmak için. Yani bunlar ayrılacaklar. Yuva dağılacak. Çocuklar öksüz yetim kalacaklar. Orada da yani çocuklar annesi babasız kalacağından dolayı yuvayı kurtarmadan ya bu kadın seni sever ya da bu adam seni sever sana dua eder gibi yani kinaye kabilinden ya da iki Müslümanı barıştırma adına burada da yalana cevaz verilmiş maslahat yüzde yüz maslahat varsa ama ne gibi ya işte bu Ahmet Efendi sana dua eder niye Müslüman Müslüman'a dua eder zaten yani bu gibi altyapısı da olacak katıksız yalan yine değil. Evet kat'i ve zaruri bir maslahat için bir mesaj-ı şerri var. Fakat hakikate bakılırsa maslahat dedikleri şey atıl bir özürdür. E bu zamanın insanına bu caddeyi açtın mı o bir, bir patika yol yaparsın oraya otobanı çeviririz biz Allah. Yani buldu mu fırsatı, fetvayı bu da maslahat, şu da maslahat. Malı satamıyoruz, elimizde kalıyor, müşteri bulamıyoruz deyip iş geniştir Allah korusun. Hayati bir mesele var sancak. Resulullah sallallahu aleyhi buna da diyor zaman nesetmiş. etmiş. Yani bu zamanda buna çok da müsaade yok. Fakat hakikate bakılırsa maslahat dedikleri şey batıl bir özürdür. Zira usul-i şeriatta takuretti ve çile mazbut ve miktar muayyen olmayan bir şey hükümlere illet ve medar olamaz. Çünkü miktarı bir hat altına alınamadığından sui istimale uğrar. Mağaza bir şeyin zararı menfaatine kalebe ederse o şey mensuh ve gayri muhteber olur. Maslahat o şeyi terk etmekte olur. Evet alemde görünen bu kadar inkılaplar ve karışıklıklar zararın özür telakki edilen maslahata kalebe etmesine bir şey sadıktır. Fakat kinaye şimdi ifade kinaye kinaye aynı manaya da gelir, farklı manaya da gelebilir. Kinaye kabilinden da bir biraz önce ifade ediniz misaller bunun içinde kinaye ve tariz suretiyle yani gayrı sarih bir kelime ile söylenilen yalan kipten sayılmaz. Bir de peygamberden örnek vereyim. Bundan bitirelim. Peygamberimiz Ali as amcası Ebu Talib'in vefatından sonra himayesiz kalıyor. Orada bir kültür var. Ebu Leheb diğer amcası peygamberimizi yani gelenek görene kültür gereği himayesi altına alıyor. Orada bu kaydedir halinde var. Fakat münafıklar boş durmuyor müşrikler. Ey Ebu Leheb yeğenine sor bakalım. Ebu Talep öldü nereye gitti? Cennet mi cehennem mi yani? O da soruyor. Yeğenim diyor ne dersin Ebu Talep nereye gitti öldü? Peygamberimiz orada kineye kullanıyor. Atalarının gittiği yere gitti diyor. Ebu, yani Ebu Leheb'in anladığı cennete gitti. Peygamber'in infamı murad ettiği cehenneme gitti. Münafıklar tekrar soruyorlar. Ya böyle olur mu? Yani net cennet mi cehennem mi? Tekrar soruyor böyle. Ya peygamberimizin o kadar himaye ihtiyacı var ki. Çünkü o kaldırdım düşmanlar saldırıyor. Bakın hayati bir meselede peygamberimiz iş oraya gelse bile kesinlikle tereddüt etmemiştir. Onda ne diyor? Muhammedül Emin aleyhissalatü vesselam. İslam'dan evvelde, İslam'dan sonra da Bakın Müslüman İslamiyet yokken bile 40 yaşa kadar ne diyorlardı? Muhammed Emin Aleyhisselam Vesselam. Hayatında zerre kadar yalan etmemiş. Zaten her peygamberin bu vasfıdır. Peygamber, peygamberler ismet sıfatı vardır. Günahsızdır. Aynı zamanda onlar emin insanlardır. Yalan söylemezler katiyen. Bak kinaye var. Sonra tekrar Ebu Leheb sorunca Efendimiz dedi ki amcam Ebu Talip cehenneme gitmiştir. Son nefeste iman nasip onlamıştır. Deyince Ebu Leheb hemen derhal himayesini kaldırıyor. Aa, oh, koruyan Allah. Allah koruyacak. Biz kimin himayesi? Allah'ın himayesi sanacağız. Ne deniyor şimdi? Ya doğru söyle ya sukut et. Söz gümüşse sukut altındır. Cenab-ı Hak cümlemize doğru söylemeyi, doğru hakikatler, doğru ifade etmeyi nasip eylesin. Özellikle bir noktaya Son bir şey değinmek isterim. Bu sosyal medya var ya. Şimdi insan bir kişi yalan da bir kalır da hele paylaştınız mı var ya bir söz yalansa video paylaşıyorsun, yazı paylaşıyorsun. Milyonlar insanlara gidiyor. Bir günah o zamanda bir kalmıyor. Belki milyon oluyor. Onun için iyi ölçmeden, tartmadan, mihenge vurmadan her sözü, her görüntü, her videoyu paylaşıp da başka insanların da dikkatini, yani onların da Ahlakını bozmayalım. O günahı daha fazla yaymayalım. Rabbim cümlemizi yalan haberden, yalan paylaşmaktan muhafaza etsin. Bugüne kadar eğer bilerek veya bilmeyerek yalana tenezzül ettiysek Allah affetsin. Bundan sonra da Rabbim bizi ümmeti Muhammed'e bu yalan şeylerine muhafaza etsin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.